Okey diyoruz. En son ne oldu? Meyhaneyi bir ziyaret edeyim dedi. Uzun zaman oldu onu ziyaret etmeyeli. Bir de para vermesi gerekiyormuş. Neyse onu ziyaret etti. Sonra işte direkt yine seçim hakkında konuştular. Yine Meyhala'yla Mary Jane'in halası ikisi de böyle tav olmuşlar. Richard Levi için işte o adaylığını koyan adama. Çünkü adamın tipi, çünkü adamın integritesi var. Adam işte kötü adamlara karşı savaşıyor. Cacık modundalar. Peter hala böyle bir işkilleniyor ama çok da açık açık bir işkillenmesi yok. Sonra Gwen Stacy'nin babasıyla konuşuyorlar. Ona şüphelerini anlatıyor. Gwen Stacy'nin babası, o da böyle aynı şüphelere sahip. Bu ikisi böyle güzel anlaşıyorlar. Sonra tam Gwen Stacy'nin babası iyice böyle şeyler hakkında konuşacak. Böyle işte araştırma yapmış. Adamın geçmişini araştırmış falan. Enteresan olaylar bulmuş. Tam onlar hakkında konuşmaya başlayacak. Gwen geliyor. Gwen'le Peter date'e gidecekler falan. Gwen'le Peter bayağı bariz bir şekilde hani sevgili modunda takılmaya başlamışlar. Sanırım böyle bir tık, bir iki tık ileriden gelmenin verdiği bir şeyle spoiler aldık diyoruz. Bilmiyorum bundan sonraki sayı asıl sayı da yani 61. sayı mı oluyor, 62 mi oluyor? Orada bence bunlar öpüşüyor öpüşüyor bir şey oluyor diye tahmin ediyorum. Neyse ama sonra birden, ha yok daha birden değil. Bunların işte ikisi motora binip gidiyorlar. Sonuçta o devasa man monster adam canavarı görüyorlar. Adam canavar tamların evine doğru gidiyor. Tamların evine doğru gidişi Gwen'i çok korkutuyor ki haklı olarak, çünkü Gwen'in babasını öldürmeye gidiyor. Çünkü J. Jonah Jameson bunu röportaj yaparken ağzından kaçırdığı gibi de değil. Söylememiz gerektiğini bilmiyordu. İşte neydi? Neydi o adamın adı ya? Gwen Stacy'nin babasının adı neydi? Mr. Stacy diyeceğim. Kaptan Stacy. Kaptan Stacy de senin geçmişini araştırıyor. Bu arada dedi adama. Ama işte korkulacak bir şey yok. Senin gibi bir adamın korkacak hiçbir şey yok falan yaptı. Ama adam ne yapacağını bildi. Hani bunu duyduktan sonra geri gitti kendi evine. Dedi ki işte o robotla, bu adam canavarla uğraşan profesöre whatever. Dedi ki işte şeyi öldüreceğiz. Kaptan Stacy bana ayarları ver falan. Bu sefer bir de robotun beynine bir çip gibi bir şey takmışlar. Düğmeye basasıya işkence ediyorlar robota, işte canavar adama. Neyse o çipe basa basa aşırı korkuttular canavarı. Onu da şeye saldılar. Kaptan Stacy'ye. Neyse işte Peter geliyor. Bir iki dövüşüyorlar bununla. Sonra Peter fark ediyor ki, ha sonra bir ara tamlar dövüşürlerken bu canavar Richard Levi bunun resmini görüyor, fotoğrafını görüyor. Sonra birden dona kalıyor falan. Dona kalmasından Peter işkilleniyor. Bunu Richard Levi'nin evine doğru çekiyor. Oraya doğru kaçıyor. Canavar da bunu kovalıyor. Sonra işte eve geldikleri zaman Richard Levi çok fazla düğmeye basıyor. Sonra böyle canavarın kafasının içindeki çip patlıyor gibi bir şey oluyor. Canavar böyle özgür olmuş oluyor işkence ihtimalinden. Öyle bir vuruyor ki sadece Richard Levi ölmüyor. Aynı zamanda duvarlar bunun üstüne düşüyor falan. Bu ölüyor diyoruz. Bunu böyle yapan profesör kaçıyor ama o da işte duvarların altına kalıyor, ölüyor. Sonra Peter'la şey dövüşüyorlar, bu canavar. Peter bunu nasıl yeniyordu? Ha buna işte öyle bir şekilde vuruyor ki boyuna, böyle bunun bir zayıf yönü olduğunu tahmin ediyorsun. Her şeyin bir zayıf yönü vardır. Bunun da zayıf yönünü doğru tahmin edersen bir vuruşta halledeceğim falan. Sonra Peter onu öldürüyor. Hani o da enteresan bir nokta. Sonuçta Peter birini öldürmüş oluyor çünkü. Ama öte yandan canavarın var havliyle Peter'ı öldürmeye çalıştığını biliyoruz. Artı tehlikeli olduğunu biliyoruz falan. Artı çok güçlü olduğu için Peter hani kıl payı hayatta kalıyor, ondan kaçabiliyor. Bütün bunlar bir araya gelince Peter'ın onu öldürmesi justify edilmiş oluyor mu? Bir düşünüp geliyorum. Neyse şu an Peter'ın canavarıyla kaçması kendi hayatının için çok böyle, kendi hayatının derdinde olması ihtimali çok net bir şekilde kafamda belirdi. O hisse dayanaraktan o canavarı öldürmesi justify edilmiş derim sanırım. Okey. Bunun dışında şu an okuyacağımız şeye başlamadan önce diyeceğim başka bir şey var mı? Düşünüp geliyorum. Nope, şu an okuyacağımız şey bence bayağı saracak. Çünkü orijin hikayesini alıp yeni bir iki detay ekleyip tekrar yazmışlar. 10 sayfa sürecek.
Güzel olacak bence çünkü şu an bayağı bir Örümcek Adam deneyimi var. Bir 90 küsur hikaye yazdılar şu ana kadar. Böyle kattıkları detaylar yüksek ihtimal güzel olacak diye tahmin ediyorum. In the beginning, for you who be new to the hallowed ranks of Spider-Man, we do hereby recreate in all its brain-blasting glory the many splendored Origin of Spidey, newly updated notch. Ashes to ashes and dust to dust. Şeyin cenazesi için büyük ihtimal Ben amcanın. It's over, Uncle Ben is dead and buried and it was I who killed him. Böyle düşünüyor bu esnada. Compulsively created and relentlessly retold by our grandiloquent guru Stendhal Man Lee. Guru diyorlar. Passionately pansied by Laughing Larry Lieber. Bizim Rob, Artsai Rob. Neydi o adamın adı ya? O adam nerede? Niye yok? Not sure. Çizerden bahsediyorum. İkinci adam. Exotically embellished by Wild Bill Everett. Lovingly lettered by adorable Artsai Saymek. And now prepare for wonderment such as thou hast never known. 54. Slowly, falteringly, the guilt-ridden Peter Parker and his grieving Aunt May silently leave the burial site. United by a growing bond of sorrow, if I hadn't failed him, he might still be alive today. How can I live with this for the rest of my life? If only it had never happened. If only I could forget that fateful day in the school science lab. But neither Peter Parker nor we shall ever banish from our memory the strange events which are about to unfold. The events which led to the death of Ben Parker and to the sudden startling birth of the amazing Spider-Man. The other kids taunt me. Call me a bookworm, but I don't care. Someday they'll be sorry that they laughed at me. Now we'll demonstrate how radioactivity is controlled in the lab. As a dramatic experiment begins, an unseen spider assumes a brief, steering role in the drama we call life, as it absorbs a fantastic amount of radioactivity. And then something bit me. Burada aşırı Tobey Maguire'a dair bir şeyler var. Büyük ihtimalle gözlük çok benziyor. Ama surat falan da benziyor. Okay. A split second later, all life has ebbed from the still glowing arachnid's body, but it had lived long enough to affect the countless corpuscles in the bloodstream of Peter Parker. It was just a spider, but why do I feel so strange, so different? 55. Minutes later, can't shake this feeling as though my entire body is charged with some sort of fantastic energy. Can just one spider bite do that racing form? I wonder if the radioactivity in the lab might have had something to do. Nah, that's just too far-fetched. Hey look, odd Mac. Adam omuz attı diye sinirlendi aynen. This will teach you to watch where you're walking before I full up talk. I hardly felt it. Although certain that he is hopelessly outclassed, the embattled youth strikes back. Only to miss his target by inches due to the unexpected strength and speed of his lightning swift return blow. Croak, what? Now what's going on? My reflex action worked so fast, I could hardly control it. And a steel lamppost
snapped it in two with one punch. Böyle bir detay yoktu öncekisinde diyoruz. Crack. Okay. Let's get out of here, pal. That cat's a tiger. Something has happened to me. I have changed. But how? Why? So aklıma ne geldi? Bu kadın kokusundaki Charlie o kadar çok Peter Parker ki aklıma bu geldi. So wrapped in his own puzzled thoughts is he. That Peter hardly hears the auto which narrowly misses him. Is unthinkingly leaves to safety, but what a leap it is. That car doesn't see me. Have to leave aside, but fast. 56. What's come over me? Am I going mad? I'm scaling this wall just as easily as I can walk. My fingers alone are adhering, supporting me. I'm like some sort of giant insect. Like a wall-crawling human spider. It's either a crazy psychedelic dream, psychedelic, or there is only one other possible answer. It's the spider, the one that bit me somehow. Being in the lab during the experiment, he must have become radioactive. And when his venom reached my bloodstream, it affected me in some strange, uncanny way. I've absorbed the proportioned power and abilities of a living spider. I was unable to contain the excitement waiting within his breast. The incredulous high school science major rushes to his makeshift lab. At the home of his aunt and uncle, I got to test myself, got to learn the full extent of my newfound power. Perhaps I can cash in on it in some way. If I could give exhibitions, become a professional stuntman or some such thing, then I could finally pay Aunt May and Uncle Ben back for the years they devoted to me for raising me after the death of my parents. Is Peter studying again, May? Yes, Ben. The dear boy is so industrious. 57. In the frantic days that follow, the ingenious youth creates his now legendary web shooter. It works like a charm to presses of this simple do hickey and zoovie. With my newfound spider power, I can control it like a sharpshooter, and I'll keep modifying the fluid till it's just the right consistency. But now I need one thing more. A costume. If I'm gonna get into showbiz, I might as well look the part. Boy, I never knew sewing was so hard. Thought I'd never finish it. Anyway, since I have the powers of a spider, I might as well call myself Spider-Man. Looks pretty good if I do say so myself. Okay diyoruz. Okay world, better hang on to your hat. You're about to meet the original web-swinging wonder. Fifty-eight. Actually, the flowering of Spider-Man happened a bit slower than this. But forgive us, faithful one, we've only a few pages left. And now, back to our boy. My first stop will be the nearest TV studio. I just got to be the answer to Ed Sullivan's prayers.
Or maybe I should try the circus first. Oh, it doesn't matter as long as the payoff is there. Not to make a real dramatic entrance. Hey, someone's upstaging me. Stop thief, stop thief. You in a costume, grab him. If he makes it to the elevator, he'll get away. That's your problem, not mine. What's with you, mister? All you had to do was trip him or hold him just for a minute. Sorry, pal, I am truly being pushed around. From now on, I look out for number one, and that means me. Fifty-nine. Finally comes audition time. If you can do half the things you claim, you can write your own ticket. Just watch me. Naturally, Spidey's TV debut is a smash. After all, many performers are there with the abilities of a human spider. Enough, mister. Even begging for more. As you must have guessed, Spider-Man becomes a meteoric overnight sensation. But then, as Peter Parker returns from a public appearance, I still haven't revealed my identity to anyone. I guess I should tell Aunt May, say a police car in front of our house. What can have happened? Police. Brace yourself, son. I have bad news. Your Uncle Ben has been shot, murdered. Uncle Ben dead? No, it can't be. It was a burglar whom your uncle surprised. But we'll get him. He's trapped in the old Arkham warehouse at the waterfront. The neighbors are looking after your aunt next door and wait, I've got to go, I've got to get him. Sesli bir şekilde söylüyor. Onu sen dur der gibi elini de uzatmış falan. Bu adam ne düşünecek? Bunun üstüne atışıyor. 60. Like, no, the old Arkham warehouse. It's been deserted for years. He could hold off an army in that moldy, rotting dump. Burada ağlıyordu falan ilk sayısında ve kesinlikle çok daha güzel ve etkileyiciydi bence. Not cool diyoruz. But he won't hold off Spider-Man. The warehouse is at the other side of town, but I will be there in no time. There it is, just ahead. Uncle Ben was like a father to me, even more than a father, and now he's dead. Dead because of the killer inside. Ve vücudu da bu kadar büyük insan vücudu gibi değildi sanki ama. Uşak sonuçta liseliydi ve biz bunu biliyorduk. Ben o vücudun zaman içinde daha uzun, daha zayıf, daha uzun boylu, zayıf bir insana evrildiğini seziyormuşum gibi hatırlıyorum şu an. Ama burada direkt şu anki haline getirmişler. Not cool diyoruz. Okay, 61. If I can just hold them off till the moon goes down, I might be able to slip away and fade upon the wall who's dead. You'll find out soon enough. Surprised to see me, murderer, not half as surprised as you're going to be. Splat. Hey, what? A guy who walks on walls and shoots a web like a spider. There's no place on earth you can run to escape me. Leave me out of here. Bu adam da bir aşırı korktuydu böyle birini görünce. Ama şimdi şöyle düşününce kaç tane süper kahraman yaşıyor burada? Fantastic Four,
en başta geliyor. X-Men'i var bunun. İşte ne geliyorsa aklınıza. Bu kadar korkması bu kadar mantıklı değilmiş. Şimdi daha iyi anlıyorum. This is for the man you killed. Aklıma 3. filmde Tobey Maguire Sandman'le dövüştü sahne geldi. Black Suit giymişken. '62. No, I just failed that face. It, oh no, it just can't be what it is. It's the fugitive who ran past me the other day. The one I didn't stop when I had the chance. It's my fault, all my fault. If only I had tackled him when I had the chance. But I didn't, so he escaped, and now Uncle Ben is dead. Yes, Uncle Ben is dead, and in a sense, it is really I who killed him, because I didn't realize in time that with great power, there must also always be great responsibility. But I know it now, and so long as I live, Spider-Man will never shirk his duty again. Okay. Thus, a legend is born as a new name is added to the roster of those who make the world of fantasy the most exciting realm of all. The end of the beginning. Good. 63. Next issue, don't dare miss the rebirth of the Green Goblin. Ooh, diyor, aşırı şaşırıyoruz falan. On sale July 9th. Till then, keep thy webs untangled. Derken bir dakika, next issue. Ha, tam o zaman Spectacular Spider-Man'den bahsediyor ve 9'unda çıkıyormuş. Temmuz'un bu kadar net hani şu gün çıkıyor gibisinden bir haber gördüğümüzü şu ana kadar diğer sayılar babında hiç hatırlamıyorum. Enteresan bir bilgi o açıdan diyoruz. Hello Spideys, sensational explorers in full color each month in the Amazing Spider-Man 12th Sen, wherever comic books are sold. Okay diyoruz. Sona geldik. Kapatmadan önce diyecek bir şey var mı? Düşünüp geliyorum. Nope. Hadi görüşürüz.